Kız Channel Türk TV'den iyi akşamlar dilerim. Neslihan Şahin ile Türkiye Kozmetik Sektörü adlı programımızın bu haftaki konuğu Satış ve Pazarlama Direktörü Sayın Emir Ekmen bizlerle. Hoş geldiniz Emir Bey. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün güzel konularda sizlerden aydınlatıcı bilgiler alacağız inşallah. Ama öncesinde ekran başındaki izleyicilerimiz için sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni ağırladığınız için. 2006 yılının Ocak ayında ben sağlık sektöründe görev almaya başladım. Üniversite mezuniyetinden sonra başka satış deneyimlerim de oldu. O gün bugündür de 13,5 seneyi devirdim. Sağlık sektöründe çeşitli kademelerde görev aldım. Sahadan gelen bir insanım, yani bir sağlık sektörünün tabiriyle tıbbi mümessillik yaparak başladım sektöre. Sonrasında bölge müdürlüğü, satış müdürlüğü, satış direktörlüğü, satış pazarlama direktörlüğü, genel müdür yardımcılığı çeşitli kademelerde rol aldım. Sağlık sektörüne Solgar Vitamin'de başladım. Herkese aşinadır Solgar'a zaten. Sektörün en eski besin takviyesi firmalarından biri. Hem globalde hem Türkiye'de. Sonrasında yani dünyanın en büyük 500 şirketinden biri olan bir FMCG firması. Fast Moving Consumer Goods dediğimiz hızlı tüketim maddeleri malları firması olan Reckitt Benckiser'de görev yaptım. Oranın Türkiye'deki eczane kanalını kurdum ve öncü ekiple beraber bir tanıtım yaptık. Sonra büyük ekibin kurulmasına vesile oldum. Sonra bir Belçika firması Omega Pharma. Yine Türkiye Satış Müdürlüğüm var. Hem parfüm market kanalı hem de eczane kanalında. Şimdi ilacı, besin takviyesini, reçeteli ilacı ve mass market hızlı tüketim mallarını yaptıktan sonra yelpazede bir eksik kalmıştı. O da dermakozmetik. Onu da 7 farklı ülkenin, 7 farklı markasının distribütörlüğünü yapan yerli bir firmada deneyimledim. Genel müdür yardımcısı olarak satış pazarlamadan sorumlu. Onu yaptıktan sonra hepsini harmanlayacağım yer neresi olabilir dedim ve eczacıbaşı ilaç pazarlamada. Orada da OTC, bizim over the counter dediğimiz yani elden nakitle alınan malların eczanelerde head of sales olarak görev yaptım. Yani satışın başındaki kişi olarak görev yaptım. Şu anda bir iş geçiş aşamasındayım. O yüzden bir firma ünvan ismi vermeyeyim ama hani satış pazarlama direktörlüğü yapıyorum. Onu söylemekte fayda var. Harika. Bu kadar yılların verdiği deneyimler olması çok güzel. Çünkü bizlerin de sizlere sormak istediği bazı sorular var. Buyurun. Öncelikle hem önce dünyadan bir giriş yapalım, tabii, arkasından da Türkiye'de durumlar nasıl, o soruları size yönelteyim. Tabii. İlk sorum, dünyada dermakozmetik pazarı dediğimiz zaman tüketici eğilimleri sizlere göre ne durumda? Bizlere bu konuda neler söyleyebilirsiniz? İnanılmaz enteresan bir eğilim var. Şöyle ki, şimdi dünyanın geneline baktığınız zaman global pazarı, sağlık ve güzellik pazarının toplam değeri 230 milyar eurolar civarında bugün. Bunun içinde tabii kişisel bakım ayrılıyor, kişisel bakım içinde dermakozmetik ayrılıyor. Fakat bunların tamamında dermakozmetiğin farklılaştığı bir alan var, o da şu. O malum bir kriz vardır 2008'de Amerika'da, mortgage krizidir biliyorsunuz, bizi de teğet geçtiği söylenir. O krizde global ölçekte çok büyük bir devletlerde ekonomik buhran yaşanırken dünyanın en önde gelen kozmetik ve FMCG markalarından biri olan L'Oreal'in global ölçekte yaptırdığı bir tüketici anketi var. Bu krizde tüketici eğilimleri nereye gidiyor diye. Harika, duyalım biz de. O krizin içinde dermakozmetik sektörünün satın alma eğilimi %7 büyüdü 2008'de. Bütün sağlık sektörü, bütün güzellik sektörü, bütün ilaç sektörü küçülürken, buna mukabil otomotiv sektörü, inşaat sektörü küçülürken, dermakozmetik sektörü kişisel bakımın içinde de enteresan bir büyümeyle %7'ye ulaştı. Bu da gösteriyor ki tüketici eğiliminin savaş bile çıksa hiç değişmeyeceği ender sektörlerden biri gıda, bir de dermakozmetik. Değil mi? Evet. İnanılır gibi değil gerçekten evet, de. Evet. Peki Türkiye'de bu tüketici eğilimlerini nasıl değerlendirebilirsiniz? 2000'den sonra özellikle dermakozmetiğin Türkiye'ye girişini konuşabiliriz. 1999-2000 yıllarından itibaren bir Fransız firmasının Türkiye pazarına girişi ve eczacıyı da o alana satmaya yönlendirmesi ve eğitmesi ve kategori yönetimini teşhiri eczane içinde buraya yönlendirmesiyle beraber pazar biraz gelişti dermakozmetikte. 2006'lardan sonra da kişisel bakım pazarı aslında, öncülüğünü dermakozmetiğin ve besin takviyesinin yaptığı kişisel bakım pazarı gelişmeye başladı. Tabii Türkiye'nin daha gidecek çok yolu var. Bugün ekonomisi batakta, krize dediğimiz Yunanistan'ın kişi başı yıllık kişisel bakım harcaması 900 eurolar civarındayken Türkiye'de bu daha 150 eurolarda. Bunun da tabii eğitim düzeyiyle, sosyo-kültürel yapıyla ve satın alma gücüyle çok paralel olduğunu görüyoruz. Son 1-1,5 yıldır ekonomide yaşanan sıkıntı biraz daralmaya sebep oldu genel kişisel bakım pazarında. Ama dermakozmetiği bu yine etkilemedi Türkiye'de. Ortalama son 5 senedir 2013-2018 arası verilere bakıldığında dermakozmetik %20'ler civarında ortalama her yıl büyüyor tüketici eğilimleri noktasında. Dolayısıyla
Bundan sonra da gidecek çok yol olduğuna inanıyorum. Çünkü doğru firmalar ve doğru ürünler pazarda yer alıyor. Bununla beraber tüketicinin bilgi seviyesi çok yükselmiş durumda. Daha bilinçli değil mi tüketicilerimiz artık? Evet, yani besin takviyesinden de bunu örnek verebiliriz. Öncesinde eczanede tüketiciyle rastlaştığımızda eczacılarımız bize yönlendirirdi soru varsa diye. Bu balık yağı bitkisel mi diye sorardı tüketici. Yani balık yağının bitkisel olma ihtimali yok. Balık yağı da üzerinde tabii. Takdir edersiniz. Seviyeler oradayken sonrasında üzüm çekirdeğinin etken maddesiyle gelen yaşlı bir teyzeye şahit olmuştum var. Oligomenik proantosiyanidin var mı sizde diye geldi. Ben ürünü hediye ettim. Söyleyebildiği için. Hak etmiş. Evet, yani o gün o eczanedeydim ben de tesadüfen. Yani onu bizim firma çalışanlarımız için de söyleyebilen çok azken tabii. O kelimeyi ve o ismi. Pazar poşetlerini eczanenin kenara bırakıp bu ürün sizde var mı diye sorunca ürünün ismini söylemeden etken maddeyi söyleyince ben arkadan ürünü hediye etmiştim. Buradan baz alırsak bugün tüketiciler artık emilimin etki mekanizmasının hangi formda daha iyi olduğunu bilerek geliyorlar ve çok zorluyorlar satıcıyı. Dolayısıyla buradan sonra gidecek yerinin daha çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hem derma kozmetiğin hem de besin takviyelerinin. Tabii hangi kanalda daha fazla büyür? Eczane mi olur bu, eczane dışı mı olur? Onu da ilerleyen dakikalarda dilerseniz konuşuruz. Tabii ki. Doğru ürünlerin doğru pazarda yer almasının öneminden bahsettiniz. Evet. Ve bunun tüketicinin eğilimiyle paralel bir çizelge göstermesinden bahsettiniz. Doğru. Peki şu anda Türkiye pazarını ele aldığımız zaman hangi markalar ya da hepsi ithal mi, yerel mi, ne durumdayız? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Kimler pazarda öncelikli bir şekilde yer alıyorlar? Esasen bakarsanız tabii bu biraz benim son 200 yıl Türkiye'sini ve Osmanlı'nın son dönemini incelediğinizde bir batı hayranlığının tezahürü bugün dermokozmetik sektöründe de ortaya çıkıyor maalesef. Aslında lokalde yerli olarak çok daha köklü markalar üretebilecekken, çok daha iyi etken maddelerle üretimler yapabilecekken dünya pazarında olduğu gibi Türkiye pazarında da Fransız firmalarının hegemonyası var. Bugün Türkiye'de 30'u aşkın dermokozmetik markası ya da firması var diyebiliriz. Bunların içinde ağırlığını Fransız firmaları oluşturuyor. Amerikan firmaları ikinci sırada geliyor. Şimdi son 1-2 senedir de Kore firmaları, özellikle Güney Kore firmaları pazara giriş yapmış bulunuyor. Hani çok firma ismi vermek istememekle beraber hemen herkesin malumu olduğu bir bioderma kültürü var ki gerçekten eczane pazarını şu anda lead ediyor, önde sürüklüyor. Onun dışında L'Oreal'in Vichy'si, La Roche-Posay'si var ve bence çok iyi bir marka olan Darphin'in de bir ağırlığı var bugün Türkiye pazarında. Dolayısıyla bu markalar etrafında dönmekle beraber umut ediyorum ki yerli, özellikle ilaç firmalarımızın üretim kalitesi anlamında bunu söylüyorum. Kişisel bakıma son 5-6 yıldır yaptıkları eğilimi üretim ve pazara sunma anlamında dermokozmetiğe de eğilmeye başlarlarsa o zaman lokalde de çok iyi markalar çıkartacağımızı düşünüyorum. Çünkü bunun altyapısı, insan altyapısı da, etken madde altyapısı da bu topraklarda var. Ve tüketicinin de bence yerli markaya daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten hükümetin de bu noktada regülasyonları var. Özellikle son 2 yıldır Amerikan ürünlerine ve Kanada, Avustralya ürünlerine çok ciddi vergiler var. Fiyatlar çok fahiş noktalara gitmiş durumda, özellikle Amerika'dan gelen ürünlerde. Dolayısıyla yerli markaların ortaya çıkması tüketiciyi satın alma noktasına da rahatlatacaktır. İnancım bu yönde. Çok mutlu oldum. Peki bu noktada eczacıların dermokozmetik ürünlerine gösterdikleri yaklaşım, deneyimlerinize istinaden ne durumdalar? Ya da nereden nerelere geldi diyeyim, affedersiniz. Tabii sektörde benden çok daha yaşça ileri bizim sektör büyüklerimiz hem firma tarafında hem eczacılık tarafında var. Şimdi haddimi de aşmadan bir yorum yapmak isterim. Benim son 14 yılda gözlemlediğim şey şu: öncesinde 2000'lerde, 99'larda başlayan, benim 2006'da içine girdiğim ve zaten tesadüfi bir takvim olarak da 2006'dan sonra katma değeri fazlalaşan bir nokta bu. Eczacılığı Türkiye'de küpür kesmekten eczanenin bir nihai perakende satış noktası olduğu mantığına getiren kanaldır dermokozmetik. Ve bunun da başını, dediğim gibi demin de bahsettiğim, bir Fransız firma çeker, eczacıları alıp özellikle yüksek trafik olabilecek, yani yüksek tüketici trafiğinin olduğu eczaneleri, bugün AVM eczanelerini, iyi semt eczanelerini, eczacılarını toplayıp Türkiye'nin her yerinde, bazen yurt dışında çeşitli eğitimlere, örnek eczane ziyaretlerine yurt dışında götürerek, bunun içinde stok maliyeti eğitimi, insan kaynağı yönetimi eğitimi, teşhir tanzim eğitimi gibi eğitimler vererek ve bugün hala vermeye devam ederek eczacıyı gerçekten ben otururum, reçete gelir, ben bilgisayara girerim, oradan da ilacı raftan veririm noktasından aynı
O yapı marketler vardır meşhur bilirsiniz. Bir noktasından girerseniz bütün içini dolaşmak zorunda kalırsınız bir yer noktasından çıkmak için. Ona o yapı marketin ismi verilmiştir hatta literatürde. Eczanenin içinde öyle dizayn etmeye başladık artık biz Türkiye'de. Yani tüketiciyi artık hasta demiyoruz, tüketici diyoruz ona. Tüketiciyi bir yerden alıp hatta sepet koyuyoruz birçok eczanenin girişine. Aynı bu drugstore'lar, parfümerilerde olduğu gibi bir yerden sokup ilaç pili alacaksa belli bir nokta ilaç bankasına kadar yürümesini sağlayıp ilacı aldıktan sonra kasayı da başka bir yere alıp oradan da tekrar trafikle dönmesini sağlıyoruz. Bu da tabii beraberinde bütün o yol boyunca hastaya ya da tüketiciye o eczane çalışanlarının ya da firmaların gönderdiği temsilcilerin temasını sağlıyor. Evet. Dolayısıyla eczacı için dermokozmetik bir okuldur ve bugün eczacılık sektörünün geldiği noktayı eczacılarımız da yüksek oranda dermokozmetik firmalarına borçludur, onu söyleyebilirim. Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Orayı biraz daha açalım istiyorum. Peki bu durumda dermokozmetik ürünler söz konusu olduğunda firmaların eczane ile ilişkileri nasıl yapılanıyor ya da nasıl yapılandırılmalı? Bu noktada bizlere neler söyleyebilirsiniz? Çünkü bu noktada herhalde onların ikisi arasındaki ilişki de çok büyük önem arz ediyor. Evet öyle. Şimdi baktığınız zaman bu sağlık sektöründe yıllar içinde eczanenin çok hakim satış payının olduğu, diğer kanallara göre, markete, parfümeriye göre eczanenin pazar payının çok yüksek olduğu bazı ürünlerin eczane dışına kaydığını gördük. Hı hı. Bunun içinde bebek beziyle başlayan bir maceradır bu. Bebek bezinin sadece eczanede satılırken bugün eczanede neredeyse hiç satılmaması, bebek maması, diş fırçası, diş macunu, bunların hepsinin artık marketlerde, parfümerlerde daha rağbet görmesini, yine prezervatiflerin, kondomların oraya kaçmasını gözlemledik. Maalesef ki son 2-3 yıldır gözlemimiz dermokozmetiğin de artık eczane dışına yavaş yavaş çıktığı, eczanedeki yolculuğunun hikayesinin maalesef çok sekteye uğradığı ve sonuna geldiği yönünde. Bunun içinde tabii işin firma tarafında olan ve yönetmiş olan bir insan olarak firmaların büyük gelişim alanları olduğu kadar eczacılarımızın da var. İki taraflı yapılan ciddi yol hataları var ve bu tüketiciye yansıyor. Tüketici artık maalesef drugstore'lara ya da işte internete, sanal dünyaya kaymış durumda. Yüklü, yani eczacının satabileceğinden fazlasını dayatan ticari anlaşmalar, eczacıyı o malı aldıktan sonra o malın eczaneden illegal bir şekilde çıkmasını, tüketiciye değil başka kanallara çıkmasına da sebep olabiliyor. Ya da o malı aldıktan sonra malın değerinin çok altında satış fiyatlarını tüketiciye verilebiliyor ya da başka işler yapılabiliyor. Dolayısıyla bu ticari ilişkinin son 2-3 yıldır çok sekteye uğramasıyla beraber bu senenin sonunda şimdi dostlarımla konuştuğumda fark ediyorum ki gelecek seneyi de şirketler başka kurgulamaya başladı. Yani biz de artık daha doğru yolu bulalım. Eczanelerde çünkü ciddi stok yükleri olmaya başladı. Bu eczanedeki ciddi stok yükü tüketiciye de ihtiyacı olmayan ürünlerin bile verilmesine sebep olmaya başladı agresif bir şekilde. Bu da tüketicinin ayağını eczaneden geri çekmeye başladı. Güveni azaltmaya başladı. Hem firmaya, markaya hem de eczaneye. Bu her tarafa, bütün paydaşlara zarar verebilecek bir nokta. Dolayısıyla bu bilince firmalar yavaş yavaş gelmiş durumda. Önümüzdeki yıldan itibaren bu duraklama döneminin bitip tekrar iğmenin yukarı doğru çıkacağına inancım tam. Peki bu noktada eczanenin dışına kaymaya başlayan dermokozmetik ürünler aynı zamanda bu eczane dışı kanallarda da satışa sunuluyor. Evet. Aynı bu bizim büyük marketlerde olduğu doğru gibi Watson'lar, Gratis'ler, evet, bu konsepte olan tüm mağazaları bu şekilde doğru sıralayabiliriz. Peki buradaki dermokozmetik ürünlerin satışlarıyla ilgili yaptığınız gözlemler nelerdir? Bununla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şimdi tabii o konuda çok da yermemeye çalışarak o bahsettiğiniz Watson ve Gratis ve çalışanlarını. Ben biraz tabii bütün hayatını, kariyerini eczane içinde geliştirmiş biri olarak eczane fanatizmim var. Dolayısıyla biraz da subjektif bir yorum yapacağım ama mümkün olduğunca da objektif gözlemlerle yapacağım. Kendim bizzat bilerek zaman zaman girerim o drugstore'lara ya da parfümere, Watson'a, Gratis'e, Rossmann'a ve sorular sorarım orada bulunan satışçılara. Besin takviyesi de maalesef bulunuyor artık onlarda. Parfümeri ürünleri dediğimiz, bu ıtriyat ürünleri dediğimiz pamuklarla, kulak çubuklarıyla başlayan satış hikayelerini hiç böyle suya sabuna dokunmadan kozmetiğe kaydırdılar. Şimdi dermokozmetiğe de girmiş durumdalar. Bu beni açıkçası rahatsız ediyor. Şundan dolayı eczane evet nihai bir perakende satış noktasıdır ama sağlık profesyonelleri tarafından yönetilen bir satış noktasıdır. Bu gibi ürünlerden her ne olursa olsun mutlaka sağlık profesyoneli danışılarak alınması gereken ürünlerdir. Dermokozmetik de böyle, besin takviyeleri de böyle. Şimdi biz dermokozmetikte bile eğer ciddi bir problem varsa eczacının dahi yorum yapmamasını, hekime yönlendirmesini hep rica ederiz eczacıdan.
Çünkü birinci basamakta hekimin ne söylediği çok önemlidir. Şimdi burada hekime pas geçiyoruz. Eczacıyı pas geçiyoruz. Çok ciddi eğitimlerden geçen eczacı teknisyenleri ve güzellik uzmanları var eczanelerde bordrolu çalışan. Bunların yorumlarından, yönlendirmelerinden vazgeçiyoruz. Gidip bir markette ya da parfümeride raftan bir ürünü alıp orada aslında konuyla hiç alakası olmayan, onları da tabii suçlamıyorum ama eğitimini almamış durumdalar. Birine sorduğumuzda etki mekanizmasını, yan etkisini, kontraindikasyonlarını, ilaç etkileşimlerini ya da kişiye nasıl geleceğini, kişinin cilt tipini hiçbir şeyini bilmeden doğrudan aslında ciro kaygılı bir yorum alıyoruz karşılığında. Aslında orada küçük bir yorum olarak şöyle söyleyeyim. Evet, aslında oradaki çalışan arkadaşlarımız da birçok eğitime tabi tutuluyorlar. Ama dediğiniz gibi dermokozmetik ürünler, kozmetik ürünler her ne kadar fizyolojik etkileri olmasa da desek de yine de bizlerin cildimiz üzerinde uyguladığımız harici ürünler. Doğru. Ve ne olursa olsun dolayısıyla sağlık profesyonelleri kadar bir bilgi mümkün birikimine değil. Sahip olmasını kimseden zaten bekleyemeyiz. Doğru. Bekleseydik zaten uzmanlık alanları doğru. Ayrışmazdı birbirine. Doğru. Şimdi bu noktada baktığımızda sağlık profesyonelleri zaten belirli bir yıllarca bu eğitimleri almış. Doğru. Arkasından da devamlı pratiğini yapmış kişiler olmuş oluyorlar. Evet. Ancak buradaki arkadaşlarımız temeli olmayan bir şeyin üzerine verilen bir eğitim. Ne oluyor? Yüzeysel kalıyor. Doğru. Bu noktada ben de kendi deneyimlerimden baktığımda her o mağazaları ziyaret ettiğimde hemen yanıma gelen bir yardımcı olmak isteyen bir arkadaşımız ve ezbere nefes almadan anlatılan aynı kelimelerin döndürüldüğü bir süreç. Ancak kişiden kişiye cilt farklılığı var. Evet. Her ürün her cilde, her saça, her deriye uygun düşmeyecek gibi farklılıklar evet. Söz konusu. Doğru. Galiba bu şekilde söylediğimizde daha doğru olmuş olacak değil %100. Mi? %100 yani tabii ki kimsenin yaptığı işi yermek ya da geliştirmek haddim olmamakla beraber o arkadaşlarımızın aldığı eğitimler işin bu tarafında, mutfağında eğitim veren de bir kişi olarak daha ziyade çapraz satış teknikleri, bağlantılı satış teknikleri ya da işte satış kapama teknikleri, kategori yönetimi üzerine. Bu tarafta eczaneyi az evvel eleştirirken çok satış hacminin üzerinde ürünler aldığında, aidiyet sözleşmesi yaptığında firmalarla bu defa tüketiciye çok agresif yaklaşıp gerekli gereksiz her şeyin satıldığını söylemiştim. Ama ne olursa olsun o beyaz önlük dediğimiz, eczanede giyilen beyaz önlüğün bir mukaddesatı var. Bu tarafta ise tamamen bunlardan bağımsız. Daha çok kaygısını satış üzerine haklı olarak, çünkü orası da yüksek maliyetli evet. Bir perakende satış noktası. Satış ve ciro üzerine kaygılı arkadaşlarımızın hiç susmadan dediğiniz gibi ve hiç karşı tarafı dinlemeden, ki satış eğitiminin temelinde hep şunu söyleriz. Satış konuşmak değil, dinlemek ve anlamaktır. Evet. O kadar doğru sorularla doğru cevaplar alacaksınız ki o futbol tabirim vardır hep benim, top kalkar ve vurursunuz ve gol olur. Son vuruşu yapacaksınız sadece. Bu tarafta ise sadece konuşan insanlar. Ama ne konuştuğunun farkında olmadan satışa yönlendirmeye çalışan insanlar görüyorsunuz. Dolayısıyla belki biraz fazla eleştirdim ama ister istemez ben yine eczaneyi birinci nokta olarak tutuyorum. Ben de şunu eklemek istedim hemen. Dün çok güzel bir söz okudum. Sizinle de paylaşmak isterim. Diyor ki konuşurken diyor sadece bildiklerinizi tekrar edersiniz. Doğru. Ancak dinlerken yeni şeyler öğrenme fırsatını eline geçirebilirsiniz diyor. Doğru. Yani yeri gelmişken bunu da böyle eklemiş olalım. Aynen öyle. Peki, yerme noktasından tutalım. Bu sefer de bir internet satışları konusunda evet. Neler düşünüyorsunuz? Şimdi bırakın şeyleri, bırakalım kozmetik ürünleri bir yana. Artık internette baktığınızda gıda takviyeleri evet. Olsun... Hatta ilaçlar da değil mi? Maalesef yasak İlaçlar, olmasına rağmen. Gıda takviyeleri, dermokozmetik ürünler bunların da satışı gerçekleşiyor. Doğru. Bu noktada sizin bakış açınız ve deneyimleriniz özellikle nelerdir? Şimdi tabii bu yavaş yavaş başlayıp son 4-5 yıldır inanılmaz bir ivme almış mecra aslına bakarsanız. Ve gelinen noktada bugün Türkiye'de az evvel o bahsettiğim satış hacminin çok üstünde mal alımı yapıp aidiyet sözleşmesi imzalayan eczacılarımızın neden? Çünkü ona göre iskonto alınıyor, ona göre yurt dışı seyahatler, tatil hediyeleri alınıyor firmalardan veya insentifler alınıyor. Eczanesine tüketemeyince, satamayınca bu ürünleri ciddi oranda internet üzerinden satmaya başlaması, şirket kurup ya da kişisel dostlukları üzerinden satmaya başlamasını görüyoruz. Bu neye sebep oluyor? Sadece eczacılar satmıyor tabii ki. Dışarıdan çok fazla müteşebbis de buna satmaya başladı. Az evvel o parfümerlerle ilgili yaptığım yorumu burada da yapabilirim.
Bir iki internet sitesi var ki uzun yıllardır gözlemlediğim ve sahiplerini tanıdığım. Gerçekten bunun için bir departman çalıştırıyorlar. Yani tüketici sorusu şikayetleriyle ilgili. Ama bir iki. Evet. Bunun üçüncüsü yok. Dolayısıyla siz internetten ürün aldığınızda o ürün bir defa sahte mi değil mi onu bilmiyorsunuz. Ülkeye kaçak yollarla gelmiş, miadı geçmiş bir ürün mü değil mi onu da bilmiyorsunuz. Bu noktada pardon unutmayın sözünüzü. Sahte derken mesela tüketici ne anlamalı? Sahte ürün mesela nasıl bir ürün olmuş oluyor? Şimdi ben mesela en son Eczacıbaşı'nda görev yaparken bir gün bizim departmana bir telefon bağlandı. Asistan da bana aktardı. Hanımefendi karşı da çok şikayetçi. Şimdi ben sattığım ürünü çok iyi biliyorum. Eczaneye satıyorum zaten sadece. Kutusunun üzerinde ne yazdığını, kutusunun şeklinin ve renginin neye benzediğini, içerideki ambalajın nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Hanımefendinin anlattığı kutu bizim sattığımız kutu değil. Öyle üretimde bir kutu yok. Yani nüanslar oynuyor bazen, bazen renk tonları oynuyor. Ama o bizim sattığımız bir ürün değil. Dolayısıyla özellikle işin içinde besin ilaçtan ziyade besin takviyesi ve krem, kozmetik, dermokozmetik varsa maalesef hani merdiven altı üretim dediğimiz üretimi yapmak daha kolay olabiliyor Türkiye'de. Türkler bizler bu konuda taklit ürün olarak nerede üretildiğini bilmediğimiz ürünler o zaman internette kol geziyorlar diyebilir miyiz? Sadece bu sağlık sektöründe de değil. Biz Türkler bu konuda dünyada birinci sıradayız. Yani şu bardağı verin ve bunun aynısının sahtesini özellikle bazı bölgelerimizde birebir yaparlar. Hatta bazen o kadar iyi yaparlar ki çok o ünlü çanta firmalarının hani orijinalinden ayırt edilmeyen ben taklitlerini biliyorum Türkiye'de. Tabii. Dolayısıyla ama bu sağlık. Çanta kullanmaya benzemez. Orada sağlığınızla oynamazsınız. Kandırılmış olursunuz. Burada hem kandırılmış olursunuz hem sağlığınızdan olursunuz. Dolayısıyla internet benim her zaman mesafeli ve uzak yaklaştığım bir mecra. Bu anlamda da şimdi artık o noktaya geldi ki içinde internette satış yapan, yani internette satış yapan, aracılara satış yapan key account managerlar, müdürler çalıştıran dermokozmetik firmaları var. Bugün global olup da Türkiye pazarında olup da neredeyse bu kadroyu bulundurmayan firma kalmadı diyebilirim. Bir defa burada firmada büyük sıkıntı oluyor. İki, az evvel eczacılara da bu konuda söylemiştik. Eczacılar da çok ciddi kendi mesleklerine ihanet ettiğini düşünüyorum eczacıların. Çünkü artık o noktaya geldi ki tüketici eczaneye geliyor, servisi eczaneden alıyor, yarım saat dinliyor orada uzmanlarımızı. Bu ürün neye yarar, neyle kullanmalıyım, nasıl kullanmalıyım, yarım saatin sonunda fiyatını soruyor, internete açıyor, aynı ürüne bakıyor, burada daha ucuz ben buradan alayım deyip çıkıyor. Bu tabii şimdi eczacıların kendilerine yaptığı bir ihanet aslında bakarsanız. İnternette satış yapmak veya oraya satanlara vermek. Bir tarafta hakikaten zaten mevcut yasal regülasyonlarla karlılığını çok zor döndüren, varlığını çok zor döndüren eczacıların. Çünkü bugün 25 bin civarı eczane var Türkiye'de ama bunun 9 binin gizli batak olduğunu ve krediyle döndüğünü hepimiz biliyoruz sektördekiler. Zaten 25 bin içinde yani normal hayatını sürdürebilecek kalitede doğru düzgün ciro yapan 4 bin eczane var. Dolayısıyla bir de bunun içinde siz nakit satabileceğiniz ürünlerin tüketici tarafından ben bunu internetten alayım deyip oradan çıkılması gerçekten büyük problem. Hem firma tarafında bu internet kanallarının bir ciddi regülasyon olması lazım. Hem eczacılar tarafında hem de daha önemlisi bence hükümetimizin bu internet satışları ile ilgili internet kanalında ciddi boşluk var. Çünkü engelleyemiyorsunuz. Bakın bir siteyi şikayet ediyorsunuz. 15 gün sonra başka bir isimle çok yakın bir harf oynamasıyla yine açıyorlar. Yasal regülasyonu mutlaka geçmesi lazım. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak bir de şunu sorayım istiyorum sizlere. Kozmetik, dermokozmetik ürünlerden ayrılan bir de medikal kozmetik olarak pazarda yerini alan ürünler söz konusu. Doğru. Bunlar hangi ürünler ve hangi pazarda yerlerini alıyorlar? Bunlarla ilgili bize bilgi verebilir Tabii ki. Şimdi orada bir yasal düzenleme var. Dolgu botoksun ya da PRP'nin ya da derma roller'ın eczanede yapılmayacağına dair işte 0.5'liğin üstündeki derma roller'ların. Zaten eczacıyı orada pasivize etmiş durumda yasal regülasyon. Burada estetik merkezleri, güzellik merkezi, klinikler devreye giriyor. Bakın orada da beyaz önlük var. Orada da estetisyenler de, hekimler de ciddi eğitimlerden geçiyorlar ve orada da ciddi bir bilgi alışverişi yapılabiliyor. Kozmetik benim daha ziyade işte bu demin saydığımız o parfümeri zincirlerinde satılan etkisi çok sınırlı seviyede olan derinin üzerindeki etkisini burun kıvırarak izlediğim kısmı diyebilirim. Dermokozmetik gerçekten tedaviye yönelik doğru kullanıldığında, doğru ürün kullanıldığında, doğru sürede kullanıldığında ve hekim yönlendirmesiyle ya da eczacı yönlendirmesiyle kullanıldığında tedavi edici ürünler tarafına giriyor. Yani bugün çok halkımızın sıklıkla yaptığı ya bu krem benim elime çok iyi geldi deyip kokusunu ve dokusunu sevdiği için sürdüğü kozmetik ayrı. Evet. O onun manevi tatmini sağlıyor o anda. Kokusunu beğeniyor. Elimi çok güzel yumuşattı diyor ama aslında içeride nelere etki ediyor bilmiyoruz. Çünkü
Çok yüzeysel, sabun köpüğü diyebileceğimiz dermakozmetik. Ama bir dakika, şimdi kozmetik ürünlerde de şöyle bir şey var. Orada hemen küçük bir ayrım yapalım çünkü. Zaten kozmetik ürünün tanımı gereği zaten bu. Cildin dış kısımlarına evet. etki ediyor. Doğru. Ve şimdi bir nemlendirici etkinin kuruyan bir cildi için daha çok içeri kısımlara girmesine Doğru. ihtiyaç duymuyoruz. Doğru. Zaten tanımını da Doğru. bu şekilde yapıyoruz Doğru. ürünlerin. Bu da ayrı bir ihtiyaç. Bunlar, bu ürünler Özellikle de bizim hayatta için, evet. kullandığımız evet. yoldaşlarımız evet. onlardan da vazgeçmiyoruz. Ama bu etkinin dışında daha içeride görmek istediğimiz bir etki olduğunda ya da direkt daha gözümüzle ah şu değişikliğe bakın Doğru. diyebileceğimiz noktalarda medikal kozmetikler veya dermakozmetikler devreye giriyorlar. Şöyle ki tabii ki kozmetik dünyada inanılmaz bir pazar ve bence hiç bitmeyecek bir pazar ve çok da ciddi büyüyen bir pazar. Kozmetik muhakkak olmalı çünkü insanların duygu durumunu değiştirmek de zaten kozmetikten geçiyor. Kesinlikle özellikle hanımların. Öyle. O kremi sürüp de ya bu bana kokusu iyi geldi, dokusunu çok beğendim demesi tabii ki vazgeçilmez bir şey. Ama benim burada bahsettiğim ciddi bir akne problemi olan bir hastaysanız, rozase problemi varsa, efendim güneş lekelenmesi problemi varsa ya da kırışıklık anti-aging için bir şey kullanacaksanız orada kozmetik yetersiz kalır. Bu defa etkinliği kanıtlanmış bilimsel çalışmalara dayanan ciddi kremler var. Burada veya ürünler var. Burada işte dermokozmetik devreye giriyor. Ama bir de bunların içinde özellikle estetik merkezlerinde veya kliniklerde daha çok yapılan işte glikolik asit de içeren ya da ciddi peeling etkisi olan bazı ürünler var ki onlar da biz ilaç sektöründe işte medikal kozmetik diyoruz artık. Hani dermokozmetiğin de ilaca bir tık daha yakın hali diyoruz. Aslında ayrımı böyle yapmakta fayda var. Baktığınız zaman tabii tüketici eğilimine baktığınız zaman üçü de çok ciddi rağbet görüyor. Üçünün de bence çok ihtiyaç duyulduğu noktalar var. Özellikle kozmetik hanımların çok daha etkili olduğu, yani tüketici eğiliminde etkili olduğu nokta. Dermokozmetik son yıllarda şaşırtıcı şekilde erkeklerin de, zaten erkek serileri de gelmeye başladı artık, önem verdiği bir nokta. Bu taraf ise estetik merkezi, güzellik merkezi tarafı ise tedavi protokolünün içine, yani orada yapılan işlemlerin uygulamalarının hemen sonrasına o ürünleri bağlayarak bütünleyici tedavi yaptığı için erkeklerin özellikle son 2 yıldır inanılmaz rağbet gösterdiği, hanımların zaten 10 yıllardır rağbet gösterdiği bir alan. Ağırlıkları ihtiyaca göre belirlemek lazım. 20 yaşında bir genç kızımıza belki kozmetik o anda tenini daha güzel gösterdiği için çok daha etkili gelirken 35'in üzerinde burada dermokozmetik artık bir önleyici bir şeyler sürmek Çünkü lazım. Çünkü artık cildin her şeyden çok daha önemli olduğunun ayrımına varıldığı için. Cilt vücudun en büyük organıdır. Tabii ki. Dolayısıyla ve cilt sağlığı en temel sağlıktır. Onu her zaman söyleriz. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka önce cilt, ondan sonra içerinin tedavisi deriz. Cildin nasıl görüldüğü, nasıl parladığı, parlamadığı, kırışıklığın olup olmadığı bunlar çok önemli. Ve şimdi öyle tedavi yöntemleri var ki sadece olanı iyileştirme yönünde değil, daha olmadan önleyici. Önlem. Evet. O yüzden de zaten %20'nin üzerinde büyümeye devam ediyor pazar sürekli her sene. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü. Sadece bir noktada şunu da hatırlatmak istiyorum. Hem tüketicilerimize hem de bizlere. Kozmetik ürünlerde bir de şöyle bir şey var. Bazen biz bunu yadsıyabiliyoruz. Kozmetik ürünler sadece makyaj ürünleri ya da kullandığımız nemlendirici kremler değil. Aslında biz şöyle tabir ediyoruz. Eczacılar olarak diyoruz ki beşikten mezara kadar bizlerle birlikte yolculuk eden yoldaşlarımız diyoruz. Çünkü baktığınızda bunun aslında her ne kadar yıllar boyunca kadınlar tarafından daha çok rağbet görüldüğü söylense de bir bakalım isterseniz. Şampuan birinci ve öncelikli fonksiyonu temizlemek üzerinedir. Doğru. Bayanların da buna ihtiyacı vardır. Erkeklerin Doğru. de eşit şekilde ihtiyacı vardır. Keza sabun ellerimiz için. Sıvı sabun, katı sabun veya dişlerimizi fırçaladığımız Diş zaman. Macunum. Yani aslında baktığımızda ister kozmetik, ister dermakozmetik, ister medikal kozmetik olsun. Burada bir kadın erkek ayrımı olmadığı gibi evet. buradaki asıl şu nokta çok önemli. İnsan var oldu olalı ve var olalı beri hep daha iyi olma isteğini Doğru. içerisinde barındırdığı için az önce sizin de söylediğiniz gibi bu sektör ne krizden etkileniyor evet, evet, değil hiç, mi? Hiçbir şekilde. Ne de durdurak biliyor ve giderek gelişiyor. Türkiye'de 3.2 milyar euro kişisel bakım pazarı var, kanal bağımsız. Bunun içinde 120 milyon euro civarı bir dermakozmetik pazarı var. Bundan 15 sene önce bir pazar yoktu. Değil mi? Dolayısıyla bunlar ciddi rakamlar gerçekten. Demin söylediğinizde %100 katılıyorum. Beşikten mezara ve belki pudradan, bebe şampuanından başlayan
bir hikaye bu. Ama ben sadece deminki ayrımda şöyle. Genelde biz mesela neyi severiz sabunda? İyi köpürsün, güzel koksun. Aslında sabunun makbulü köpürmeyenidir. Tabii, çünkü aslında o köpük bir manipülasyon. Evet. Demin ki hani kozmetik, dermokozmetik ayrımını sabun bazlı örneklersek böyle örnekleyebiliriz. Ama ben de evde kullanırken köpüren sabun kullanıyorum. Bunları söyledikten sonra da söylemekte fayda. Psikolojik etki de çok büyük etken. Bunu da yatsıyamıyoruz. İlacın da %30'u plasebodur biliyorsunuz. Tabii ki. Dolayısıyla kişinin psikolojisi her şeyin öncesindedir. İnanmak gerekir, evet, değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli bilgiler için. Sağ olun. Neslihan Şahin ile Türkiye Kozmetik Sektörü programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.